Selamlar Bülent. Merhaba Zübeyde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Biraz hayalet gibiyim ama <laughs> idare <bir de> edeceğiz. <arayacağız. gülüyor> Peki. Kim anlatacaksın bize bugün? Bugün Philip Polanken'i anlatacağım. Kimdir Kenny? Ee, Philip Olankeni, 18 Mayıs 1999 Senegal doğumlu. 1.90 boyundaki bir santrafor. Açıkçası futbola başlangıcı ve Senegal'den Fransa'ya gidişi hakkında çok fazla bilgi edinemedim biraz araştırma yapmama rağmen. Ki burası oldukça enteresan. Bunun, bunu niye merak ettiğime de biraz daha sonra geleceğim. Altyapısının nerede aldığını gerçekten çok merak ettim. Acaba Senegal'de mi Fransa'da mı diye. Ama e, edinebildiğim bilgiler dahilinde profesyonel futbola 2019'da Montelima adlı bir e, güney e gidiyor. Bu takım Fransa 2. liginde oynuyor. O zamana kadar oynadığı en üst seviyelik bu. Ve burada da bir sezon oynadıktan sonra 2021-2022 sezonunda Bandırma Spor'a transfer olarak birinci ligde oynamaya başlıyor. Oyununun öne çıkan özellikleri peki nelerdir? Filip Polankeni izlediğin zaman açık ara en etkileyici özelliği atletizmi. Bu bakımdan Joshua King'e de çok benziyor. Hatırlar izleyiciler onu anlattığım programda da çok çarpıcı bir atletizmi olduğunu söylemiştim. Ve onda da bütün paketin bulunduğunu söylemiştim. Hem güç hem hız hem hızlanma. Philip Kenny de kesinlikle bu profilde bir oyuncu. Hem dar alanda hem de geniş alanda çok etkileyici bir hızlanması var. Mesela buna çok iyi bir örnek. Beykan'ın Levent Ayçiçek'e attığı bir pası. Levent Ayçiçek'ten daha geriden başlamasına rağmen topa daha yakın bir konumda bitiriyor. Aralarında 10 metre falan var. Ama Kenny o 10 metrelik farkı bir saniyede falan eritiyor. Bunu yaptığı pek çok pozisyon var. Rakiplerin gerisinden çıkıp ok gibi fırladığı ve hiçbir şekilde ona yaklaşma şanslarının olmadığı pozisyonlar. Ya benim tahminim işte herhalde Beşiktaş artık imza atması falan bekleniyor. Bayağı bitmiş gibi duran bir transfer. Beşiktaş'a gelmesi durumunda herhalde Süper Lig'deki en üst düzey 2-3 tane sprinterden biri olur gibi geliyor bana. Bu oldukça önemli bir özellik. Ve hani bütün bu bahsettiğim fiziksel paketi bir arada gösterdiği pozisyonlar da var. Mesela İstanbulspor'a karşı oynadıkları bir pozisyonda hem gücünü hem hızlanması bir, bir arada görebildiğim bir pozisyonda 30 metre driplingle 2-3 tane rakibi dağıtarak rakip yarı sahada kaos yaratabiliyor. Veya işte arkadan itilmesine rağmen dengesini kaybetmeyerek yolunda devam ettiği ve gücünü hızını yine beraber gösterdiği pozisyonlar var. Bunlara bir de hani yüksek top hakimiyetini de ekliyor. 1.90'lık boyuna çok ciddi bir sıçrama kapasitesini de eklediği için hava toplarında da stoperlerine ya aldırmıyor yani ya kendi vuruyor, vuramasa bile stoperlerine aldırmıyor. Hani bu şekilde mesela Bursa Spor Deplasmanı'nda çok rahat 3'e 2 pozisyon yarattığı bir pozisyon sağlamıştı Bandırma Spor'a. Bunlar oldukça etkili özellikler. özellikleri. Onun dışında ben çalışkanlığını ve dayanıklılığını da çok beğendim. Dayanıklılığını anlamanın yolu da bana kalırsa Hani maçın son 10 dakikasına nasıl bir enerjiyle giriyor? O ilk yarıda, ilk 30 dakikada, 60 dakikada gösterdiği şeyi maç sonlarında da gösterebiliyor mu? Kesinlikle evet. Yani kaptırdığı toptan sonra geri dönme iştahı ya da hücumda bir kontra hata, katılma iştahı dakikaları ilerledikçe hiç azalmıyor. Hatta Kenny'nin bu dayanıklılığı sayesinde maç sonlarında sağdaki bir anda en güçlü oyuncu konumuna geliyor. Herkes bitmişken Kenny hala e, dimdik duruyor. Bu çok önemli. Çalışkanlığına örnek olarak da mesela şu pozisyonu söyleyebilirim. İstanbul Spor maçı gene bu playoff finali. Önce bir e, merkezde e, sırtı dönen top almak için geriye yanaşıyor. Daha sonra bir gol koşusu atıyor. O gol koşusuna pas alamayacağını anlayınca da sağ tarafa açılıp sağ tarafta bir pas opsiyonu haline geliyor. Yani çok kısa zamanda üç farklı koşuyla rakip e, e, takımının hücumuna katkı sağlamaya çalışıyor ya da gene aynı maçta 45 saniye arayla bir sağ çizgiye bir de sol çizgiye açılarak pas istediği durumlar var. Çok gezen hiç durmayan ve herhangi bir durumda pas almaktan hiç çekinmeyen bir oyuncu. Bu da onun e, takımın hücumlarında bayağı önemli bir e, hale getiriyor. Tabii bütün bu paketleri ve yaptığı şeyleri bir araya koyduğun zaman insanın aklına şöyle bir soru geliyor olabilir. Bu oyuncu sırtı dönük oynamaya müsait mi? Ki bu yani şampiyonluğa oynayan ve çoğunlukla kapalı savunmaları çözmek zorunda kalan 4 e, dört büyük takımın şampiyonluk adayının en önemli gereksinimlerinden bir tanesi. Sırtı dönük oynayabilen Santrafor. Ben çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum bu vazifeyi yerine getirmek için. Hatta Bolu ile oynadıkları e, 9 Nisan sanırım maçında bu konunun zirvesine ulaşmış Kenny. Mesela kalecinin kısa düşen uzun pasını indiriyor bir pozisyonda. Biraz geriye sürüyor. Ardından işte yüzünü kaleye dönerek dört tane rakibin arasından bir anda fırlayıp sırtı dönük bir konumdan topu üçüncü bölgeye yüz dönük bir şekilde taşıyan bir oyuncu haline geliyor bir anda. Çok etkileyici bir pozisyonu. Hatta izlediğim bütün maçlar arasında açık ara en izleyici sekansı o en iyi maçlarından bir tanesi de Boluspor maçı. Ve bundan çok kısa bir zaman sonra 2-3 dakika sonra da gene çok benzer bir şekilde yoğun temasa rağmen arkasından gelen yoğun temasa rağmen yüksek top indiriyor. Onu 2-3 tane rakibinin işte dadanmasından bir şekilde koruyup minik bir verkaça gelip 3 tane rakibini eksilterek bir anda o karambolun içinden çıkmış oluyor. Burada tabii gücünün dengesinin çok büyük artılarını yaşıyor. Veya işte Altın Ordu'ya gene daha sezonun başındaki maçlardan bir tanesinin Altın Ordu'ya karşı tamamen kendi başına yarattığı bir pozisyon var. Böyle alıyor, dönüyor, gollük pas veriyor. Takım arkadaşı bitiremiyor ayrı mesele ama bunları birincilik seviyesinde gayet sık ve rahat bir şekilde yapabildiğini gördüm. Öne çıkan özellikleri çok güçlü bir oyuncu anlattın. Biraz da eksilerinden bahsedebilir misin bize? Tabii. Sırtı dönük bir oyuncunun en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi ilk dokunuş ve teknik oluyor. Pas kalitesi top kontrolü. Bunları iyi yapabildiğiniz zaman zaten sırtı dönük oyuncunun komple paketine sahip oluyorsunuz. Kenny'de bunun fiziksel tarafı fazlasıyla var. Fakat ilk dokunuşları bazen kendi yüzüstü bırakabiliyor. Bu konuda biraz dengesiz bir oyuncu. Mesela işte gene o bahsettiğim Bozuspor maçında bu sana bahsettiğim iki pozisyondan 2 dakika sonra, 2-3 dakika sonra çok benzer bir durumda bu sefer ilk dokunuşuna kurban geliyor ve kendine çok kızıyor. Özellikle de ilk dokunuşu yüzünden top kaybı yapılan Bu spor maçının sonlarına doğru savunmanı uzaklaştırdığı bir top kendinin ayağına geliyor. Ceza yayının önünde fakat onu işte iyi kontrol edemiyor ve oradan bir İstanbul spor kontrası başlıyor falan. Herhalde eksikler arasında en temel e eksiği olarak bunu sayabilirim. Çok güvenilebilir bir tekniği yok, çok kalife bir ayağı yok. Onun dışında tabii yaşı ve şu ana kadar oynadığı belki likler şu ana kadar birlikte çalıştı antrenörler belki bütün bunların seviyesi itibariyle kararlarında bazı eksikler var. ayağında biraz fazla top tutabilen bir oyuncu ve sanki basit oynamaya karşı bir alerjisi varmış gibi hissettirdi bana bazı pozisyonlarda. Mesela Balıkesir maçında bir e, top alıyor 14 numaralı bölgenin tam girişinde yani ceza yayının önünde. Yerden bir pas alıyor Landel'den ve etrafında hiçbir rakip yok. Yani rakip çok kötü bir savunma e, yapmış orada. Fakat Kenny'nin sanki topla vakti arttıkça, karar vermek için sahip olduğu zaman arttıkça verdiği kararlar kötüleşiyor gibi. Orada mesela çok net bir gol pası verebilir. Fakat da o bir sağına doğru çekip bir çalım deniyor ve kaptırıyor. Ve Bandırma Spor çok elverişli bir durumdan faydalanamamış oluyor. Veya işte o basit öneme alerjisinden bahsettim. Onu bana hissettiren pozisyonların başında da şu geliyor. Altın Ordu maçında mesela gene... Az önce bahsettiğim pozisyona yakın bir yerde topu alıyor. Yanında Landel'e mesela ilk aldığı anda tek pasta bırakabilir mesela. Çok basit bir pas ve son derece de faydalı bir pas o. Onu vermiyor. Topu biraz tutuyor tutuyor. Ondan sonra Landel'e veriyor. Tamamen aynı pas. Ama ilk pası verseydi çok daha basit verecekti ve çok daha etkili bir şekilde verecekti. Bunlar zamanla gelişebilecek şeyler. Tam olarak zamanın ilaç olduğu şeyler bunlar bence. Oyuncuların karar alma meziyetleri, mental nitelikleri bunlar yaşla, tecrübeyle biraz ilerleyen şeyler. O yüzden bunlar beni çok düşündüren eksiler değil açıkçası. Altyapısı eksik olabilir mi sorusuna beni getiren önemli pakette bu. Eksikler paketi. Bana bunu düşündürsen bir başka faktör de mesela sol ayağını kullanmaktan çok çekinmesi. Pek çok pozisyon gördüm ki hani sağ dış kullandığı için Belki sol ayağıyla biraz daha elverişli bir pas açısını kullanamıyor ve topu geçiremiyor. Hatta o kadar fazla sağ ayağını kullanan bir oyuncu ki mesela şöyle düşünün. Ben şu anda sırtı dönük bir oyuncuyum. Şu tarafa doğru dönmek istiyorum. Arkamda da savunmacı var. Bunu yapmak için sol ayağımı kullanıp şuraya doğru topu çevirmem lazım. Kendi bunları bile sağ ayağının dışıyla yapıyor. Fakat o kadar çabuk ve o kadar hızlı ki çoğunlukla bu yanına kar kalıyor. Ve aslında rakibine daha yakın bir yerden topu geçiriyor olmasına rağmen topu kaptırmadan bu işleri yapabiliyor. Pek çok örneği var bunun. Fakat bu işin doğrusu değil. Yanlışını yapmakla şu ana kadar bir yere gelebilmiş bence. Ama bunun doğrusunu öğrenmesi lazım. Her ne, her ne, ne zaman soluyla denese bunu biraz sorun yaşadığını gördüm. Bu bence biraz altyapıyla alakalı bir şey gibi geldi bana. Bir de bir tane daha pozisyon var. Bu bana belki de hiç daha önce rastlamadığım bir şeydi. Ve en çok e, bu altyapı sorusunu bana e, sorduran pozisyon oldu. Bursa Spor orta sahayı geçmiş. Kenny de savunmaya dönüyor. Ama topu geçtikten sonra bile sırtı topa dönük kalmaya devam ediyor. Ben böyle bekliyorum. Hadi ne zaman yüzün dönecek? Hadi ne zaman yüzünü dönecek? Bir, 2 üç, dört, beş saniye geçti ve Kenny pozisyon bitene kadar yüzünü rakibin kullandığı topa dönmedi. O sırada arkasından rakibin beki kaçıyordu. Bursaspor'da topu kullanan oyuncu da Hasan Ayaroğlu'ydu. O pası verseydi Kenny hiçbir şekilde o topu savunamayacaktı. Neyse ki o topu vermedi. Ama yani o pozisyonu izledikten sonra bende çok ciddi bir soru işareti belirdi. Acaba bu çocuğun altyapısı nereden diye. O yüzden bütün araştırmacı muhabirlerimizi göreve çağırıyorum. Bizi aydınlatsınlar. <laughs> Çünkü mutlaka merak uyandıran bir konu olacaktır. Herkes bunu öğrenmek ister. Peki buradan bir de seviye kısmına bağlayalım istersen. Beşiktaş için Emre Can'dan bahsederken yine seviye farkının altını çizmiştin. Ee, kendinin seviyesi yeterli mi ve bu bahsettiğin eksik taraflarının ne kadarını geliştirebilir? Öncelikle yani atletizm seviyesi hem Beşiktaş için hem de Süper Lig için fazlasıyla yeterli. Benim tahminim o ki Süper Lig'e gelirse onun seviyesindeki atletler işte Joshua King, Bright Say Samuel falan olur çok da fazla sayamazsınız. Yani Beşiktaş'ta da onun atletizmine yaklaşacak tek oyuncu Jetson Fernandez olur bence. O bakımdan fiziksel açıdan hiçbir sorun yok. Fakat tekniği ve oyun bilgisi biraz sırtacaktır. Yani beşiktaşlı taraftarların biraz homurdandığı anlar yaşatabileceğini şimdiden tahmin edebiliyorum. Bilirim gibi mesela. Ki yani teknik çok zor gelişen bir şey. Belli bir yaştan sonra. Fakat oyun bilgisindeki çok bazı hani böyle temel eksiklikleri hızlı bir şekilde giderebileceğini de düşünüyorum. Basit oynamayı öğrenmesi onun için en büyük eşik olacaktır bence. Ki bu biraz daha kaliteli futbolcularla, daha kaliteli antrenörlerle çalıştıkça olmaması için bir sebep görmüyorum ben. Onun dışında Valerian İsmail onu Süper Lig seviyesinde bir pres makinesine dönüştürebilir bence. Bu çok önemli bir potansiyel. Zaten birinci ligde en az işte 1200 dakika oynamış santraforlar arasında ve topa sahip olmaya göre normalize edilmiş bütün savunma metriklerinde ilk üç sırada yer alan bir santrafordan bahsediyoruz. Çünkü korkunç bir enerjiyle hem kalecilere hem stoperlere basıyor. O baskıları doğru açılarla, doğru zamanlamayla yapmayı öğretirseniz Wout Weghorst'un yapabildiği gibi ya da onun atıyorum yarısı seviyesinde bunu yapmayı bile öğretseniz korkunç bir kazanım elde edersiniz. Bence orada çok önemli bir potansiyel yatıyor. Bu kontrapres gücüyle de veya kaptırdığı toplardan sonra hemen baskı yapma gücüyle de Gezzal'dan çok önemli bir yük alacağını düşünüyorum. Gezzalı birçok bakımdan biz işte hücum özellikleriyle çok öne çıkarıyoruz ki yani ligin elit hücumcularından bir tanesi ama pek çok insanın unuttuğu şeylerden bir tanesi veya gözden kaçırdığı şeylerden bir tanesi Gezal'ın elik bir savunmacı olması. Ama 30'lu yaşlarının başında artık yavaş yavaş o yükü biraz Gezal'dan almanız lazım siz her sezon Gezal'dan 30-40 maç istiyorsanız. keni bu yükü Gezal'dan almak için çok iyi bir alternatif olabilir. Bir de penaltılarını biraz çeşitlendirmesi gerekebilir. Beşiktaş'ta penaltıcı olur mu bilmiyorum ama gün gelirde de atması gerekirse Eyüp Spor ve İstanbul Spor karşı kullandığı penaltıların bir farklı bir metodunu, farklı bir köşesini seçmesi gerekecek. Çünkü Alperen biliyordu İstanbul Spor maçında, Eyüp Spor maçında attığı penaltının aynısını atacağını doğru yere atladı ama elini kaldıramadı o kadar. Yoksa biliyordu topun nereye gideceğini. Belki bunu da biraz geliştirmesi gerekecek. Kaldık şunu unutmamak lazım. Bu bir yatırım transferi. Ve yatırım transferlerinde bu transferi yapan takımların görevi oyuncuya seviye atlatmak. O yüzden zaten burada Beşiktaş'a düşen bir sorumluluk da var. Kendi gelip bir anda deli atmayacak. Bir anda ligin içinden geçmesini beklememek lazım. Mutlaka Beşiktaş'ın da ona bir şeyler katması gerekiyor. Ben oyuncunun gelişimi açık bir oyuncu olduğunu da sezdim. Şöyle ki sezon başındaki maçlarıyla sezon sonundaki Eyüp Spor ve İstanbul Spor maçları arasında çok ciddi bir olgu farkı var bir kere. Ne yaptığını çok daha iyi bilen bir Ken'i gördüm ben. Oyuncu bir şeyler edinmeye ve kendini geliştirmeye açık gibi gözüküyor. Bu bakımdan bence çok büyük bir sorun yok. Ki bu arada seviye atlamasında müsait bir ortam da var Beşiktaş'ta. İşte Vegors'un transferi, Valerian İsmail'in dokunuşu. Önemli olan o dokunuşu yapabilmek. Peki Beşiktaş'ta rolü ne olur Bülent? Yani Santrifor dışında Bandırma Spor'da zaman zaman sol kanat ve sağ kanatta gördüm. Özellikle Osma için oyuna girdiği dakikalarda sağ veya sol kanatta oynadı. Fakat bu rollerin Beşiktaş'ta bir karşılığı yok. Çünkü Beşiktaş kanatlarını iki tane kanat bekine teslim eden, onların önünde beş tane merkezi hücumcuyla ya da üç tane merkezi hücumcuyu arkadan iki tane merkez ile destekleyen bir yapısı var. 3-4-1'lik merkezde oynadığı dakikalarda çok daha etkili bir futbolcu. Kanatlarda bir şeyler vaat ediyor ama sahanın merkezinde vaat ettikleri bana kalırsa çok daha fazla kaldı ki Bandırma Spor'da 4-3-3 veya 4-2-3-1'lerin tek santriforu olarak hem sırtı dönük katkıyı hem de ondan sonra ceza sahası koşulları katkısını bir arada vermeyi gayet iyi başarmış. Aslında neredeyse iki oyunculuk katkıyı vermeye çalışmış. Bu önemli bir şey. Fakat Beşiktaş'a geldiği zaman etrafında iki tane daha merkez tehdidi olacağı için 3-4-1-2'de mesela bir santral partneri olacak ve arkasında bir on numara olacak Gezal. Veya 3-4-2-1 oynandığı zaman arkasında iki tane işte Muleka Gezal gibi oyuncu olacak. Kendisi de tek santral olacak ama ne olursa olsun rakibin merkezini tehdit eden üç tane oyuncusu olacak Beşiktaş'ın. Bu da e, bence gözde görülür ölçüde Kenny'e düşen yükü azaltacak. Yaptığı işleri biraz daha hakkını vererek yapabilmesini sağlayacak. Hani nasıl kombinasyonlar olabilir? Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki Santa Forlar'la diye düşünüyorum. Mesela Muleka'yla Kenny'i koyarsanız hani Muleka'dan bağlantı işlerini alabilirsiniz. Kenny'den de işte rakip savunmayı dağıtmasını ve e, daha ceza sahası içi koşullarla katkı vermesini isteyebilirsiniz. Vegors'la Kenny'i aynı anda sahaya koyarsanız korkunç bir pres gücüne sahip olabilirsiniz. Rakipleriniz de mesela maç başlarında çok boğucu bir şekilde kendi yarısını hapsetmek istiyorsanız böyle bir tercihe başvurabilirsiniz Valerian İsmail olarak. Yani pek çok şey de sunuyor size alternatif sunuyor ki Beşiktaş öyle gözüküyor ki daha çok iki santraforlu sistemleri kullanacak. burada da Cenk Tosun ve Weghorst'un bol bol yedenin olması gerekecek. Hani Muleka, Weghorst, Kenny ve Cenk bu bakımdan son derece tatmin edici bir paket bence. Hepsi birbirini farklı şekillerde tamamlayabiliyor. Valerian İsmail'e farklı seçenekler sunuyor. Bir de hani Beşiktaş'ın öne geçtiği maçlarda sonradan oyun almak için de çok korkunç bir tehdit. Çünkü Kenny'nin olduğu Beşiktaş'a karşı öne alana çıkmak, Hücumlara kalabalık gitmek, işte Beşiktaş'a kendi ceza sahasının önünde basmak falan çok büyük riskler olur. Bu bakımdan da ciddi bir koz. Hani şunu da son olarak ekleyeyim. Mustafa Gürsel'in bandırma sporu hani maçlarda çoğu kez öne erken geçmiş. En azından benim izlediğim maçlarda böyle oldu. Bu da hani kendinin geniş alan bulabildiği anları biraz arttırmış. Hani Beşiktaş'ta böyle olur mu onu ıı, tahmin etmek biraz güç hani gole çabuk ulaşmak gibi gibi bir kozu olacak bu Beşiktaş'ın? Bunu göreceğiz ama şu anda biraz zor gözüküyor işin o kısmı. O yüzden ilk etapta en azından daha çok rakiplerin kilitlerini çözmeye odaklanmış bir Beşiktaş'ta Kenny'i ilk etapta biraz ilk 11'in dışında kalmış gibi görebiliriz. Ama bu gelecekte katabileceklerini bence azaltmaz, eksiltmez. Son derece olumlu bir transfer olarak görüyorum ben bunu. Her sene takımların en az böyle 2-3 tane transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bu oyuncuları belli bir seviyede taşıyabilirsiniz, harcadığınız maddiyatın çok daha fazlasını geri alabilirsiniz. Veya o olmasa bile çok iyi bir oyuncuya sahip olabilirsiniz. Mutlaka alınması gereken bir risk ve bence şu an yani Bandırma Spor'la birinci ligde gösterdikleri itibariyle çok çok da büyük bir risk almamış gibi duruyor Beşiktaş. Benimle sağlık Bülent. Teşekkür ederim. Ee, ve tabii ki sizlere de çok teşekkürler video izlediğiniz için. Transfer döneminde haberler gelmeye devam ettikçe bizim de Sports Digital'daki analizlerimiz sürecek. Siz de bunlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz tabii ki. E, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.